Vallahi bilmiyorum. Abi önce onu bir çıkarsın. Sedye, sedye! Sedye! Yukarı çek! Sedye, sedye! Sedye'yi buradan alırsak bu adamı! Abi ayağını düşürürüm ama ya. Biraz abi. Yok yok. Yok Allah'a şükür. Kafada var. Sarılın. Yok yok Bursa'dayım. Evet. Oğlum nasılsın? İyiyim baba, Allah'a şükür işte beraberiz. Allah bize büyük bir sadaka karşı geldi. Sağ olduğuna çok sevindim. Efendim geçmiş olsun. Büyük bir kaza atlattınız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok iyi konuştu. Kazada siz de yaralandınız. Evet. Aracımızın altında üstünde iki tane araç vardı. Aracımız hurdaya döndü. O kazadan sağ çıktınız. Nasıl oldu efendim kaza? Bir anlatabilir misiniz? Yani İnegöl'e gidiyordum işte ters, yani İnegöl yolundaydım. Aslında tır karşı şeritteydi. Sanırım tırın çarptığı araçlardan bir tanesi veya tırdan kaçmak isteyen araçlardan bir tanesini ben sadece üzerime doğru gelirken gördüm. Yani ondan sonrası bende aslında yok. Yani gri bir minibüs tarzı bir arabaydı. Sadece onun üstüme geldiğini gördüm. Evet. O ara sadece kaçıp arabanın direğine doğru kendimi saklamaya çalıştım. Öyle yani ondan kendime geldiğimde zaten kazanın şoku vardı üzerimde. Yani etrafıma baktığımda gerçekten bir süre anlayamadım ne olduğunu. Ama büyük bir mucizeydi tabii. Yani oradan çıkmam. Aracı yani, çok paramparça olmuş herhalde değil mi efendim? Yani araçta sadece benim olduğum kısım duruyor. Onun dışında her taraf ezilmiş. Yani benim bulunduğum yer dışında ezilmeyen hiçbir tarafı yok arabanın. Araçlar da var galiba. Evet, iki tane araç var üstünde. Yani toplamda üç araç çarpıyor bana. Öyle yani yaşayacak ömrümüz varmış. İnegöl istikametine mi gidiyordun? Evet, İnegöl istikametine gidiyordum. Yani tırın yani çarptığı araçlardan değilim. Tırdan, tırın çarptığı veya tırdan kaçan araçlar artık bilmiyorum. Size çarptılar onlar. Evet. Ya benim gördüğümde refüjden geçip üzerime gelen bir araç vardı. Yani onun dışında pek tırı veya kazayı çok görmedim yani. Peki, yani o an yok bende. Peki görenler sizi şaşırıyorlar mı bu karşıda? Nasıl sağ çıktınız diyorlar mı? Yani kendim de olmak üzere zaten. Evet. Yani gerçekten şaşırtıcı bir durum. Yani burada işte emniyet kemerinin önemi çok büyük olduğunu düşünüyorum. Emniyet kemeri takılıydı herhalde değil mi? Evet, emniyet kemerim takılıydı. Yani arabayı görüp sadece yani ona göre pozisyon aldım. Sonucunda yani bir mucize eseri buradayım yani. Evlisiniz herhalde değil mi? Evet, evliyim. Kaç yıl evlisiniz efendim? Bir yıllık evliyim. Çocuğunuz var mı? Yok. Tamam, aslında evet. Düğünümüz de olmadı daha. Bir yıllık evliyiz ama pandemiden dolayı düğün yapamadık. Hı-hı. Henüz. Ne zaman düşünüyorsunuz düğün yapmayı? Bu Temmuz'da inşallah düğünümüz olacak. Evet. Yani mutlusunuz, düğününüzü yapacaksınız. Tabii evet. Yani arkamda ağlayanlar bırakmadım. İnşallah düğünüme gelen insanlarım olacak, misafirlerim olacak. Evlisiniz ama düğününüzü Temmuz'da yapacaksınız. Evet, bu Temmuz'da yapacağız. Evet. Emel Gültekin. Eşiniz büyük bir kaza atlattı. Evet. Düğününüzü yapmamışsınız. Evet. Mutlu musunuz? Yani yaşıyor çok şükür. Hı-hı. O yüzden mutluyuz. Ne hissetmişsiniz efendim düğününüzden? Korkmuş muydunuz çok? Yani benim yanıma geliyordu zaten. Hı-hı. Yani haber alamayınca korktum. Yani kaza duyunca zaten hissettim gibi İnegöl'e bir şey oldu. Yanınızda. Evet evet, İnegöl'de çalışıyorum ben. Hı-hı. Benim yanıma geliyordu. Hı-hı. Yani evet, korktuk. Sonra geldiniz. Şu an mutlusunuz. Evet çok şükür.